Şehrimizdeki gururumuz Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Sayın hocamız, benim de mesai arkadaşım Aykut Özdarenleri tarafından geliştirilen aşımızı Kayseri'de bugün uygulanmış olmanın büyük bir gururunu yaşıyoruz gerçekten. Aykut Hoca'yla ben yıllardan beri tanışırım. Gerek Fırat Üniversitesi'nde, gerekse buraya geldikten sonra Erciyes Üniversitesi'nde ve Sayın Rektörümüz Mustafa Çalış'ın da büyük destekleriyle Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen inaktif aşı ki artık TURKOVAC adı verildi. Bu aşının faz 3 çalışmasına hastanemizde başlamış oluyoruz. 600'ü aşkın gönüllümüz var. Bu daha da artacak diye düşünüyoruz. Çalışma TÜSEB tarafından, Türkiye Sağlık Enstitüleri Birliği tarafından yürütülüyor ve destekleniyor. Gerçekten çok iyi bir çalışma planlandı. Faz 3 çalışması tamamen dünyanın çalışma standartlarına uygun şekilde yürütülecek ve ona göre aşı etkinliği kıyaslanmış olacak. Bu aşı etkinliklerinde Sinovac'la, yani inaktif aşı olan Çin'den ithal ettiğimiz, getirdiğimiz aşıyla kıyaslamış olacağız. Dolayısıyla etkinlik açısından da daha önce uygulamaya başlanmış Sinovac'ın etkinliğini bununla karşılaştırmış olacağız. Bununla alakalı benim tabii acizane Sayın Müdürümüz de burada vatandaşlarımızdan aşı çekincesi, karşıtlığı demiyoruz. Bu konuda aşı çekincesiyle alakalı kafalarındaki soruları lütfen bir tarafa bıraksınlar. Sadece size şunu örnek vereyim. Sabah iş yaparken genç bir anne ve kızı, 33 yaşında anne, 18 yaşında kızı Covid'le yatıyorlar. Erken yaşta evlenmiş. Aşı olmamışlar. Sorduğumda bir sosyal medya platformunun adını verdi. Orada aşı olmayın diye söylediklerini söylüyorlar. Ve şu anda kendisine sorsanız, çünkü hasta hakları dolayısıyla sizleri onların yanına götüremiyoruz. Tabii onların da razı olması lazım. Dolayısıyla ne kadar pişmanlıklar ifade ettiler. Bununla beraber hakikaten yoğun bakım yatışlarımız artıyor. Entübe hasta sayımız artıyor. Delta varyantı gerçekten daha ciddi seyrediyor. İngiltere ve Wuhan varyantına göre 2 ya da 3 kat daha bulaştırıcı, daha ciddi, daha farklı semptomlar var. O yüzden de tüm vatandaşlarımızdan ricamız, mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmalarını rica ediyoruz. TURKOVAC'la alakalı daha önce Kayseri'de siz sayın gazetecilerimiz tarafından yapılan kamuoyu araştırması diyeyim veyahut da saha denetimleri vardı. Orada da Türk aşı çıktığında yaptırmak isteyen bir sürü vatandaşımız kendisini ifade etti. Dolayısıyla kendilerine ricamız en azından bu çalışmaya katılarak kendileri aşısız kalmayacaklar. Birazdan uzman doktor arkadaşımız Berna Hanım bu konuda size protokol konusunda bilgi verecek. Bu konuda kendilerinden lütfen istirham ediyoruz. Hastane yatışlarımız çok artıyor. Biz hastalarımıza üzülüyoruz. Onlar için endişe ediyoruz gerçekten. Hakikaten de bu her açıdan bir yıkım. Yaşlılarda görüyorduk eskiden. Onlar aşılarını yaptırdılar. Artık gençler gelmeye başladı. Çocuk yaşta hastalar yatırmaya başladık. Gerçekten çocuk yoğun bakımda çok ciddi tablo ve seyreden hastamız var. Hastalarımız var. Onları gerçekten tedavi etmek için çaba sarf ediyoruz. Yakın zamanda çok kaybettiğimiz genç hastalar var. Sizlerin aracılığıyla bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız, lütfen aşılarını olsunlar. Bu tür sosyal medya dedikodularına kulak vermemelerini, bilimin sesine kulak vermelerini rica ediyoruz. Bu çalışma sürecinde nasıl bir yol izlediğimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Gönüllülerimiz e-nabız üzerinden gönüllülük başvurusunu yaptıktan sonra bizim sistemimize bu başvurular düşüyor ve tarafımızca gönüllülere randevu verilmek üzere ulaşım sağlanıyor. Bizim başlangıçta aşı çalışmasına katılmak için aradığımız en önemli 2 özellik. Birincisi koronavirüs geçirmemiş olmak, ikincisi de daha önce herhangi bir aşı olmamış olmak, koronavirüs aşısı olmamış olmak. Onun dışında kronik hastalıklarının öyküsü, ilaç kullanımı, alerji öyküsü gibi durumlar bize başvuru sırasında ilk vizitimizde hekim ve hemşireler tarafından değerlendirilerek çalışmaya uygunluğu belirlenmiş oluyor kişilerin. İlk başvuru sırasında biz kişilerden PCR testi ve daha öncesinde geçirip geçirmediğini anlamak için antikor testini istiyoruz. Bunun sonrasında eğer gönüllü de onam verirse şu şekilde bir onam formumuz var. İçerisinde aşının ilerleyişi, nasıl bir yol izleyeceğimiz, yan etkiler gibi bilgiler bulunmakta. Bunları paylaşıyoruz ve imzalandıktan sonra ilk doz aşısının uygulamasını sağlıyoruz. Sonrasında 6 gün boyunca kişiler telefonla aranarak herhangi bir yan etki gelişip gelişmediği konusunda araştırması yapılıyor ve 28. günde de herhangi bir sıkıntı gelişmediyse ikinci doz aşı için tekrar randevu oluşturuluyor. İşleyişimiz bu şekilde oluyor. Adım soyadım Murat Dağ. Kayseri'de sınıf öğretmeni olarak görev yapıyorum. Daha önce aşı olmamıştım. Gönüllü TURKOVAC aşısına başvuruda bulundum. Bugün itibariyle ilk deneme olarak aşımızı oldum. Çok mutluyum. Özellikle bu oluşumda bulunduğum için çok memnunum ve gururluyum. Bütün sağlık çalışanlarımıza, TURKOVAC aşısında emeğe geçenlere, Kayseri Şehir Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çok rahatım, çok mutluyum ve gururluyum. Daha önce aşı olmamamın sebebi tabii ki tereddütler vardı ama Türk aşısının, TURKOVAC'ın olması, faz 3 çalışmalarına kadar gelmesi beni içimde yani bir rahatlık oluşturdu. Bu yüzden diyebilirim. Dünyada sıralama olarak üst sıralarda yer alan, şehrimizin değeri, gururu olan ve TURKOVAC olarak isimlendirilen, bunun patenti yani Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından koordine edilen, Erciyes Üniversitemizin güzide hocalarından Profesör Doktor Aykut Özdarenleri tarafından yapılan ve üniversitemiz rektörü Sayın Profesör Doktor Mustafa Çalış tarafından yüksek destekleriyle bu aşamaya kadar gelen aşımızın bu hale getiren Yüce Rabbime şükürle ve hamd ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün burada faz 3 çalışmasının ilk dozu olarak uygulanmış oldu. Faz 3 çalışması tabii ki aşının artık bir noktaya geldiğini ve bunun piyasaya çıkmadan, ön onayını alınmadan önce olan son aşama. Faz 3'ün ortasında artık bu izinler, erken izinler verilir ve faz 4'e kadar uzun dönem çalışmalarıyla devam eder işlem. Faz aşı çalışmalarında şunu, pandeminin zor bir döneminden geçtiğimizi belirtmek istiyorum. Neden zor dönemi diyorum? Çünkü pandemi başladığında virüse karşı endişelerimiz, korkularımız ve ciddi manada bir çekinsel duruşumuz vardı ve aşı da yoktu. Tedavide neyle karşılaşacağımızı bilmiyorduk ve yoğunlaştığı zaman hızlı bir şekilde hareketliliği azaltıyor, sınırlamalar geliyor, bir noktaya geliyordu. Bu şekilde yaklaşık 1,5 yıldır devam ediyoruz. Ancak şu geldiğimiz günde kısıtlamaların yapılmadığı, aşılamanın belli bir oranda olduğu, düşünecek olursak normal hastalıkların da hareketliliğin devam ettiği için trafik kazalarında devam ettiği gibi bu süreçte sağlık sistemi zorlanmaya başladı. Bundan dolayı da hem aşıyı hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor, diğer taraftan da hareketliliği bir miktar azaltmamız gerekiyor. Bireysel önlemler dediğimiz maske, mesafe ve temizliğiyle asla unutmamamız gerekiyor. Şu an itibariyle bizim ilimizde yaptığımız aşı doz olarak 1.500.000'i geçti arkadaşlar. Bugün itibariyle, biliyorsunuz 74.4 oranında birinci doz aşı vardı. Bugün %75'e ulaşıp maviye geçmeyi de arzuluyoruz. Bundan dolayı aşı olmayan kişilerin bir an evvel aşılanmasını da istiyoruz. Yerli aşı bekleyelim diyen bizim çalışmalarımızda gördüğümüz %3-3,5'lük bir kesim var. Bu arkadaşlar da bir an evvel çalışmaya dahil ediyoruz. Buyurun size yerli aşı diyoruz.